Merhabalar değerli arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Bugün sizlere ha ve ha Tavşanlar ve Kurbağalar başlıklı hikayeyi okuyup açıklamaya çalışacağım. Tabii ki Herguş, Tavşan aile çoğul yapıldı. Buqe bu da kurbağa anlamında. Buqe. Tabu bu kelime birçok sözlükte böyle geçmiyor. Buqe aynı zamanda boğa anlamında da geçmiş. Burada kurbağa anlamında. Evet hem okuyalım hem de çevirelim. Herguş ha tavşanlar doğru hem cem Birbirlerinin etrafına toplandılar. Yani bir araya geldiler. Doğru hem birbirlerinin etrafına bu doğur kelimesi devir kelimesinden esasen doğura dönüşmüş. Vav sakin olduğunda, öncesi de ötürü olduğunda devir kelimesi doğur şeklinde vav'u da biraz böyle hafifleterek doğur şeklinde okuyabiliyoruz. Farsça'da genellikle böyle doğur şeklinde telaffuzu geliyor. Kelimenin esası devir. Doğru hem cem Tabi ben burada biraz masalsı bir ifade katmak için mişli geçmiş zaman ile ifade ettim. E, fiilimiz esasında dili geçmiş zaman. Cem Şodent. Ve bena kerdent ve başladılar. Tabi başlamışlar. Ben bunu mişli geçmiş zaman olarak devam edeceğim. Başlamışlar. Neye başlamışlar? Bena kerden başlamak. Bir şeye başlamak. Bena kerden B be ile geliyor. B şekve bu zari. Yani şikayet ve burada zari de yine inleme, sızlanma aynı anlamda. Neden sızlanma, neden şikayet? Ez ruzigari hot. Yani kendi zamanlarında, kendi hayatlarından, yaşantılarından şikayete ve sızlanmaya başlamışlar. Ne, ne şekilde? Şu şekilde. Ma herguşa biz tavşanlar. Bu da her kuş kelimesi. E, Madan, bedel. Ta'meyi ademizat. İnsanoğlunun yiyeceği. Ta'me burada yiyecek. Ve seg. Tabi ademoğlunun, insanoğlunun. Ve seg ve köpeğin. Tabi cins olarak köpeklerin diyebiliriz buna. Ve uka ve kartalın. E, yani kartalların tabi cinsin tamamını kastedebilir burada. Ve hemen o canveran ve her türlü e, canlıların tamesi yani yiyeceği mişevin oluyoruz. Yiyeceğiyiz diye kendi yaşantılarından e, şikayet etmeye başlamışlar. Tabi cümle devam ediyor. Merg bihterest. Ölüm daha iyidir. Bih iyi, bihter daha iyi. Ezin zindegi der vahşetu azap yani bu vahşet ve azap dolu hayattan ölüm daha iyidir. Erzin zindeki der vahşetu azap buna elzin zindigiyi der vahşetu azap diye okumakta mümkün. Bir ayet geliniz. dimandra kendimizi dera suda ta burada deda de, Kullanılmış ama E-A diye tercüme etmemiz daha uygun. Türkçe'ye uygun olması bakımından. Gher konim. Suda boğalım. Yani kendi kendimizi suya atalım. Suya atıp boğalım. E, diyerek kendi yaşantılarından şikayet etmeye başlamışlar. Pes, sonra, hemegi, e, hepsi, besuyi derya çe, derya deniz, derya göl, besuyi derya çe, göle doğru ya da göle, hücum kerden, hücum etmişler. Tabi ettiler diyor Betin'de, ben bunu mişli geçmiş zamanla hep aldım, öyle devam ediyorum. Hepsi kendilerini e, hepsi göle doğru hücum etmişler. Ta ne için? Amaç bildiriyor. O dişanra kendilerini gerk konadı. Boğmak için, kendilerini boğmak için, kendilerini suya atıp boğmak için göle doğru hücum etmişler. Bukeha, kurbağalar, burada buke kurbağa anlamındaydı. Sedai Herguşhara, e, tavşanların sesini ya da seslerini, ço çoğunluğu için tavşanların sesi, tavşanların seslerini, şeniden işitmişler. Ve bederuni ab ve suyun içine, yani suyun derinliklerine periden ee, uçmuşlar. ya yani, tabi dalmışlar. Suyun derinliklerine, suyun içine dalmışlar. Yani suyun derinliklerine dalmışlar. Suyun dibine doğru gitmişler. Anca o vakit yeki az herguşha ha. Ta bu angahı o vakit ya da daha sonra gibi de düşünebiliriz. Ardından o vakit, o sırada, o zaman, daha sonra yeki az herguşha ha. Tavşanlardan bir tanesi govt. Şöyle demiş. İki nokta üst üste olunca şöyle demiş. Şöyle ifadesini eklememiz mümkün. Doğustan tabi tırnak içerisinde olunca doğrudan bir nakil var. Ağzından ne çektiyse onu söylüyor. Doğustan arkadaşlar Yek lahze, bir dakika sabır konut sabır edin, bekleyin. Sabır keden, beklemek anlamında da tecrübe edilebilir. Diğer artık, bundan gayrı, bundan sonra ne mihahet, istemiyor. Tabi istemiyor fiili kasten. E, burada da olduğu gibi bazen bile gerekmek anlamında olabiliyor. Burada gerekmek anlamı daha ön planda. Ne mihahet, kodiman konim. Kendimizi suya atıp boğmamız gerekmiyor artık. Bir artık dedik artık yani bu vakitten sonra yani. kendimizi suda boğmamız, suya atıp boğmamız ne mihahet gerekmiyor. Burada ne mihahet gerekmiyor anlamında. Zira çünkü zindegi bu keha kurbağaların yaşantısı, hayatı Hatta ez zindegi mahem bizim yaşantımızdan dahi bizim yaşantımızdan bile hatta bizim hatta nokta nokta hem yani bizim yaşantımızdan bile beteres daha beter daha kötü çun çünkü tabi birinciye zira ikinciye çuntu diyebiliriz an bir çare o bir çareler ez hem mi tersen bizden bile korkuyorlar yani biz güya korkak diye bilmiyoruz onlar bizden de korkuyorlar onların yaşantısı Bizimkinden daha kötü demişler. Böyle demişler yani. Bu da Mustafa Yakubi'nin derlemiş olduğu bir hikayeydi. Evet değerli arkadaşlar. Herguşha ve Bukeha, Tavşanlar ve Kurbağalar başlıklı hikayemizi okumayı burada tamamlamış oldum. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Ve ümmidi lidar, Olağan-ı